Selamünaleyküm değerli izleyenlerimiz. Yesevi Yolu programıyla canlı canlı karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle 11 ilimizi etkileyen ve Kahramanmaraş merkezli iki büyük asrın felaketi olarak adlandırılan ...deprem felaketinde hayatını kaybedenlere önce Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz, sabırlar diliyoruz, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. İnşallah tekrarını Mevlam bu şekilde bizleri sınamaz diyoruz. Amin. Haydar Yönetim Kurul Başkanı, sevgili Başkan Yardımcısı sevgili Serkan Eroğlu ile birlikte olacağız. Aslında Haydar depremin ilk saatlerinde, depremin olduktan sonraki saatleri içerisinde tüm imkanlarını seferber ederek... E, deprem bölgesine ulaştı ve yardımlarını gerçekleştirdi. Gerek e, battaniye, gerek yiyecek, içecek, e, elzem olan neler varsa e, tabii bölgeye gittikten sonra e, takviye kuvvetleriyle beraber bütün gücüyle e, deprem bölgesinde oldu. İşte o deprem bölgesinde 17 gündür kalan e, sevgili Serkan Eroğlu ile beraber e, neler yaşadığını, neler eksikler var, e, izlenimlerini kendisinden alacağız. Öncelikle ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimiz hoş geldiniz. E, Serkan Bey hoş Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Tek, e, ediyorum. Yani hoş bir durum değil aslında. Evet. Lakin e, bu da takdiri ilahi. Mevlam böyle emretmiş. Bu şekilde e, sınanıyoruz. Aslında e, sadece Kahramanmaraş ve 11 ili etkileyen bir deprem değil. Bu bütün dünyayı etkileyen bütün dünya insanlarını etkileyen bir e, afetti. E, dolayısıyla Bundan çıkarılacak payı da inşallah Mevlam bizlere nasip eder. Bundan sonraki hayatlarımızı da onun istediği doğrultusunda yaşamamızı nasip eyler diyoruz. Abi inşallah. 17 gündür oradasınız, araçlarda kalıyorsunuz. Birçok evet. bölgeye ulaştınız. Gerek yiyecek, içecek, kıyafet, battaniye yardımları yaptınız. Bu hususta sizin izlenimlerinizi almak istiyoruz açıkçası. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle az önce isabet buyurduğunuz üzere ben de buradan kıymetli izleyenlerimize ve dinleyenlerimize, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize allah Teala'dan rahmet, geriye kalan kaza depremize de kardeşlerimize de Allah-u Teala'nın bir an önce yardım etmesi ve ferah kavuşturması temennisiyle başlamak Amin. istiyorum. Amin. Evet, buyurduğunuz üzere bizler depremin ilk, ...bizim İstanbul'da öğrendiğimiz saatten, dakikalardan itibaren hı hı. hemen bir istişare içerisine başladık elhamdülillah. Ben de bizzat bu istişare ekibinin elhamdülillah içerisindeyim. Hı hı. Şöyle ki bizler bir süre önce biz buradan da gerek Lale Gül TV ekranlarından gerek Hoca Ahmet Yesevi Derneği resmi internet sitesinden... Mobil Yesevi Aş Evi adı altında yani başlığı altında bir gezici yemek üretebilen bir römorkumuzu, bir karavanımız işte tabir yerindeyse anlayacağı tabirle biraz daha belirtmek istiyorum. Bir aracımızdan bahsetmiştik kıymetli evet, bağışçılarımıza, evet. izleyenlerimize. Sosyal medyada da paylaşmıştınız evet. hatta. Lale Gül TV'den de bir dağıtım, pardon eee şey inşaat açılışında da biz bir ikram yapmıştık. Orada ha, evet. da bir röportaj vermiştik sizlere. Evet. Ve o zaman da bir temenni de bulunmuştuk. Allah Teala bir afet göstermesin yani bizlere. Amin, böyle amin. bir temennimiz vardı ama tedbir maksadı ile biz böyle bir araç elhamdülillah kendi imkanlarımızla tamamen inşa etmiştik. Böyle bir durum hasıl olduğunda kullanabilelim diye. Maalesef ki maalesef diyorum yani bütün faaliyetlerimizde elhamdülillah ki biz işte yetiştik bölgeye diye mesela bahsederiz ama maalesef ki böyle bir e, afetle karşı karşıya kaldık. Biz e, hemen sahaya yaklaşık olarak 40 kişilik ekibimiz ile birlikte e, mobil aşevimizi ve bunun yanı sıra e, İstanbul'da gerek Bursa'da ve Ankara'da, gezerek aileleri tek tek, muhtaç aileleri tespit ettiğimiz ekiplerimizi önce bölgeye ulaştırarak hı hı. bir yardım seferberliği elhamdülillah başlattık. Bunun akabinde bu bahsettiğimiz gezici mobil aşevimiz biraz ağır hareket ediyor. 4 ton bir ağırlığı var bu remorkun. İçerisinde bulunduğu bölgede tamamen bağımsız olarak kendi imkanlarıyla dışarıdan bir destek almadan yemek pişirebilmesi için biz bunu elhamdülillah planlamıştık zaten. Evet. Bu bakımdan biraz ağırlığı var ve geç hareket edebiliyor. Bu bu sebepten dolayı biz öncü bir ekip e, oraya konuşulandırmayı elhamdülillah planlamıştık. Allah Teala razı olsun kendilerinden. Amin. Kıymetli e, İbrahim soydan Erden. Evet kardeşimiz. Selam olsun buradan. Da. İlk önce bölgeye ulaşan bizzat kendisidir. Ee, i̇lk önce onu neden yolladık? Bunu buradan beyan etmekte e, fayda görüyorum. Hı hı. Yani nasıl çalışıyoruz? Nasıl ha, nasıl hareket ediyoruz? Buradan bunu beyan etmekte fayda var. Ee, Ankara temsilcisi kendimiz. Kendisi biz, bizim hı hı. Ankara temsilcimiz. Dolayısıyla bölgeye bizim mesafemiz bakımından en yakın oydu. Evet. Dolayısıyla elhamdülillah biz İbrahim kardeşimizin oraya ulaşmasıyla oradaki AFAD yetkilileri ile e, bölgedeki kaymakamlık ile görüşmelerin neticesinde orada yemek üretiminin ihtiyacı olduğunu öğrenir öğrenmez, biz hazırlıklarımıza başlayarak bölgeye yola çıktık. Hemen sabah erken saatlerinde. Elhamdülillah 27 saat süren bir yolculuğun neticesinde ilk dağıtım noktamız olan, ilk dağıtım noktamız diyorum çünkü sekiz, birazdan ilerleyen dakikalarda onu da beyan ederiz. 8 gün hizmet verdiğimiz Kahramanmaraş, Aşrin beldesindeki Dağıtımlarımıza daha sonra Hatay'da Kırkan'da devam ettik. Biraz inşallah ilerleyen dakikalarda ona da değiniriz. Evet. Inşallah. Ve 27 saat süren bir yolculuk. 27 saat normalde 14-15 saatte, elhamdülillah yola çıkarken Almayı biz istişare etmiştik o yolu. Fakat yolda çok ciddi bir soğuk ve tipiye maruz Maalesef, kaldık. Maalesef evet mevsim şartları. Da. Öyle bir ben yani uzun yıllardır araç kullanıyorum ama bu şekilde bir trafikte ve tipi de. Ve arkamda bu kadar bir ağırlıkla ilk defa araç kullanıyorum. Evet. Ve Bu gezici aşevinin elhamdülillah oraya sevkinden sorumlu olan ekibin içerisindeyim ben de. Üç kişi biz hareket ediyorduk. Hı hı. Kıymetli burada İstanbul'da her gün yemek çıkartan aşevimizin müdürü Sayın Hasan Köktaş Beyefendi ve elhamdülillah gönüllü kardeşimiz Kaan Karaman Beyefendi ile üçümüz birlikte bu aracın sevkinden sorumluyduk ve ciddi bir yol kat ettik. Soğuk şartlara rağmen Allah Teala bizleri bölgeye ulaşmamızı nasip etti. Evet, Elhamdülillah evet. bölgeye ulaşır ulaşmaz hemen Kahramanmaraş Afşin bölgesindeki e, arama kurtarma tamam. ekiplerine, güvenlik güçlerine ve o bölgedeki Evet. Ee, bir, bir bir çoğunluğu tahliye olmuş. Bu arada olmuş. Serkan abi evet. özür dileyerek e, lafınızı balla kesiyorum. Şu anda da zaten DSF'de <laughs> görüntülerde de e, faaliyetlerinizi gösteriyorlar. Biraz evvel işte kamyona yüklenen ürünler vesaire e, yemekler bahsettiğiniz mobil araç değil mi? Mobil. Evet şu anda bu izlediğiniz görüntüler tamamıyla mobil aracımızın <laughs> içerisinde yapılan üretimden çekilmiş olan görüntüler. Evet çok güzel. Elhamdülillah direkt onun içindeki görüntüler. Bu da evet, şu bir anda da gece. konuşlandığınız evet, yer. Evet. Maraş Afşin bölgesindeki dağıtım noktamız da orasıydı. Evet. Şurası neresi? Burası da mı aynı Burası Afşin Elbistan tarafında. Kumanya ve e, orada e, hijyen malzemeleri takdim ettiğimiz kardeşlerimiz. Bu ikinci depremden sonraki Elbistan merkez üstü Doğrudur. olan 7.6'lık. E, değinmekte fayda var tabii ki biz yemek dağıtımlarımız, sıcak yemek dağıtımlarımızın Hı -hı. yanı sıra Elbistan ve Kahramanmaraş'ın köylerinde ve birçok noktasında battaniye, kumanya bu gibi yardımları da elhamdülillah bölgeye ulaştırdık. Yani eş zamanlı olarak bunlara çıktık. Bazı ihtiyaçlarını tespit ettikten sonra o bölgeye de elhamdülillah kumanya ve vesaire bu ihtiyaç malzemelerini elhamdülillah ulaştırdık bizler. Çok güzel. Yani, şu an mobil e, aşevi e, hala Afşin bölgesinde mi yoksa geziyor mu bu? Evet Veya ben uzun kaç... anlatmayı planlamıştım ama siz evet, evet şu anda hala hizmette evet. biz nöbet değişimiyle Hı -hı. yani bir hafta 17 gündür sahadaydık biz elhamdülillah. Evet, evet. Kaan kardeşimle ben vazifemi devrettim ve tekrar alacağım gidip ondan kısmet olursa şu anda Hı -hı. Kırkan, Hatay Kırkan Kırkan'da. Devlet Hastanesi'nin evet. önünde elhamdülillah sıcak yemek üretimini hala devam ediyor. Hı -hı. Elhamdülillah. Tabii depremzedeler de var. Orada görevli olan personel de var. Devlet memurları, asker var, polis var, işte sağlık çalışanları var. Bunlara da e, hiç kimseyi ayırt etmeksizin e, Hayder'in aşevi, mobil aşevi orada hizmet veriyor. Doğrudur. Peki abi elzem olan ihtiyaç nedir? Senin izlenimin e, 17 gündür oradasın. Evet. E, biliyorsun, birçok bölgeyi de gördün, canlı canlı gördün. E, gidenler diyor ki işte sadece ekranda görüldüğü gibi değil, oraya gidip görmek de lazım deniliyor. Yani acaba görmediğimiz veya ee, tekrardan söylüyorum elzem olan ihtiyaç ne ki? Evet şimdi e, öncelikle şunu beyan etmekte fayda var. E, ben bir e, özel acil durum uzmanı değilim, bir Hı -hı. arama kurtarma ekibi uzmanı şefi yani bu konuda bilgisi olan birisi değilim. Malumunuz bizler bir, bir vatandaş yardım olarak. Kuruluşuyuz. Tabii. daha çok e, vatandaş olarak yani biraz daha profesyonel tam vatandaş değil ama yani tam anlamıyla yüzde yüz böyle sağlıklı. Orada ölçüm yapılacak kadar ehliyetim yok. Lakin elhamdülillah bizim samimiyetimizle biz bölgeye vardık. Evet. Dolayısıyla bu bakımdan bilgi aktarmakta fayda var kardeşlerimize. Şimdi bölgeye allah Teala razı olsun kendilerinden. Halkımız o kadar duyarlı ki, o kadar duyarlı ki. Yani çok küçük böyle birkaç dakikalık bir şey anlatmak istiyorum özellikle. Yolculuğumuz sırasında bir tane yolda bizi Adapazarı civarında yolda bir amcamız... Yani hı hı. E, Kartal marka bir aracı vardı. Yani bunu niye beyan ediyorum? Yani orta halli, belki biraz daha düşük hani gelir seviyesi diye. Durdurdu bizi. Evet. Cebindeki paranın yani 600 635 lira yanlış hatırlamıyorsam bir parası cebinde varmış. Tamamını bize verdi. Deprem bölgesine gidiyorsunuz, değil mi? dedi. Evet dedik. Tamamını bize verdi. Sırtındaki montunu dahi çıkartıp ağlayarak bize verdi amcamız. Evet. O kadar duygulandırdı ki bu bizi. Yani bu neyi gösteriyor? Elhamdülillah halkımız o kadar duyarlı ki böyle bir afet karşısında. Bu kadar büyük yıkım olsa bile elhamdülillah her zaman yanınızdayız diye yani bunu ifade etmek adına bu amcamız her şeyini verdi bize. Biz de götürdük teslim ettik bizzat deprem bölgesine. Dolayısıyla çok ciddi bir yardım seferberliği başlatılmış oldu. Elhamdülillah evet. Bizler sahadaydık. İlk etapta bir e, acil sıcak yemek imkansızlığı söz konusuydu. Bizler Tabii. bunu doldurmak için elimizden geleni yaptık ve de yani neticesinde yaklaşık olarak şu güne kadar yani 120 bin kişilik yaklaşık olarak bir yemek çıkardık orada. Elhamdülillah. Yani bunun neticesinde arama kurtarma ekipleri var, dolayısıyla halk var, depremzede mağdur kardeşlerimiz var, sağlık personeli var. Sağlık personeli bile Elhamdülillah bir sıcak yemek üretip veriyorduk ki şu anda Kırkan devlet hastanesinde biz çok ağırlıklı olarak hastanenin yemekhanesi hasar aldığı için 5. kattaymış. Tamamıyla oradaki yemeği elhamdülillah biz üretip biz veriyoruz kardeşlerimize. Hmm. Onlar da yani hizmet ediyorlar oradaki vatandaş, halka, güvenlik güçlerine, arama kurtarma ekiplerine. Elhamdülillah böyle bir hizmetimiz, şükürler olsun ki var. Şu anda neye ihtiyaç var? Evet. Şu anda aslında bilinçli olarak bölgede, sahada görev yapan devletimizin işte resmi makamları ciddi çalışan, bu konuda seferber olmuş, ciddi manada buna ağırlık vermiş STK'larla ilgili istişare yapmaya önce gerek var. Her şey dönünce bu. Hı -hı. Koordineli Çünkü gitmek kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle koordineli gitmek. Yani buradan mesela ben bu konuşmaları yaparken bile dün biz Hı -hı. ayrıldık. Şu anda bile oraya biz gelene kadar birkaç tır sevk olmuştur. Hı -hı. Hı -hı. Benim gördüğüm oradaki eksikler anlık giderilmiş olma ihtimali çok yüksek. neler ihtiyaç olabilir? Şunlar yani insanlar yaşarken neye ihtiyacı varsa her şeye ihtiyacı var. Hı hı. Çünkü bizzat halkla yaptığım birebir mülakatlar var. Yani bir ablamız bizim durumumuz iyiydi, Elhamdülillah hiçbir sıkıntımız yoktu. Bir anda 30 dakika içerisinde evimiz, arabamız, bütün eşyalarımız sıfır olduk dedi. Şimdi böyle bir ailenin ne ihtiyacı olur? Varın siz düşünün. Şimdi dersin. tabii yani canını zor kurtarmış, tabii Allah'ın izniyle kurtulmuş. ...lakin hava şartlarından bahsettiniz işte... ...tipi evet. var, yağmur var, kar var... ...bir de o bölge Güneydoğu Anadolu bölgesi... ...kışı da çetin geçer... ...gerçi sıcak geçen yerleri de var ama... ...çok zorlu bir şartlarda... ...bu depreme maruz kaldı o vatandaşlarımız... E, ...tabii bir sıcak çorba, bir sıcak su bile olsa... ...insanın ihtiyacı görülebilir... ...az da olsa... ...şimdi abi bizim... Allah izin verirse 25 Şubat 2030'da bir bağış gecemiz var. Evet. E, buraya çok değerli hocalarımız katılacak. Allah izin verirse gerekli teveccühü de bütün izleyenlerimizden de e, bekliyor olacağız. Onun bir tanıtımı var. E, hemen e, yönet yönetmenime söylüyorum. Birazdan hazırlayacaklarmış. E, bu da çok önemli. Bu tür e, bağışların olması gerçekten e, tamamen depremzedelere ve deprem bölgesine yapılacak olması ayrıca bir durum. Siz işte gördünüz e, biliyorsunuz nelere ihtiyaç olduğunu e, bir kısa bir hatırlatmamız var ona bir bakalım sonrasında da devam edelim inşallah. inşallah. Türkiye'nin çok sevilen hoca efendileri deprem özel bağış gecesi programında buluşuyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilimizin etkilendiği deprem afeti sonrasında Haydar İlk Seç Vakfı, Kıyamder, Lale Gül Vakfı ve Sultan Der'in destekleriyle depremzede vatandaşlarımız için bağış gecesi düzenliyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi, Mehmet Dali Hoca Efendi, Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi, İsmail Hünerlici Hoca Efendi, Ali Ulvi Uzunlar Hoca Efendi, İhsan Şen Ocak Hoca Efendi, Profesör Doktor Ebu Bekir Sofuoğlu ve Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil'in katılacağı Deprem Özel Bağış Gecesi programı 25 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.30'da Lale Gül TV'de canlı yayınlanacaktır. Detaylı bilgi için 0212 923 1923'ü arayabilirsiniz. Evet değerli izleyenlerimiz yani Cumartesi saat 20:30'da Allah izin verirse biraz evvel tanıtımında da gördüğünüz gibi bütün hocalarımızın desteğiyle inşallah bir bağış gecesi düzenlenecek. Bu bağış gecesinde toplanacak maddi imkanlarla yine depremzedelere ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar götürülecek. Tabii buna birçok dren Konteyner e, evler de olacak, aynen. E, i̇nşallah yardımlarınızı, desteklerinizi esirgemeyin. Hani Serkan abi diyoruz ya e, normal zamanlarda böyle afet zamanları olmadığı zaman afetleri unutuyoruz, böyle dünya işleriyle uğraşıp e, birçok şeyi unutuyoruz aslında. E, düşünüyoruz ki kime sadaka verelim, yani kime yardım yapalım da gerçekten evet. ona ulaşsın. İşte bu bir fırsat değil mi? Kesinlikle, evet. Ee, az önce beyan ettiğiniz üzere sizlerin de cumartesi günü çok kıymetli hoca efendilerin katılımlarıyla sizlerin ekranlarında <laughs> e, depremzede kardeşlerimizin o deprem bölgesinde tamamen onlara endeksli onların onlara hizmet etmek adına konteyner mahalleye işte <laughs> e, imkanlarımız nispetinde bağışçılarımızın destekleriyle onlara bir yaşam mahallesi bir <laughs> yaşam işte e, beldesi oluşturmak için bir kampanya başlatıyoruz kızı kıymetli izleyenlerimiz hı hı. programı cumartesi günü takibini yapabilirler. Evet çadırlarınız var zaten Haydar olarak çadır da yaptınız ama evet, işte o çadırdan vakit. en azından kurtulunur bir evet. seviye daha atlanır konteyner. Elhamdülillah. Yani anlatacak çok şey var aslında evet, ama vaktimiz evet, sınırlı evet. olduğu için Vakitimiz yani ben sınırlı. çok daha çok şey anlatmak niyetindeydim ama işte vaktimiz sınırlı. 10 dakikamız var. Evet. Inşallah en hayırlı şekilde evet. dolduralım. Beyan ettiğiniz üzere şu ana kadar biz 200 adet çadırı elhamdülillah bölgede hep birlikte görevli personelimizle birlikte kurulumunu yaptık. Hı hı. Onların içerisine yaklaşık olarak 800 adet yatak da kardeşlerimize ulaştırdık. Şu anda soba dağıtımı yapılıyor. 200 adet çadıra aynı şekilde 200 adet e, odun sobası da getirdik. Çünkü gece gündüz bir nevze olsun biraz daha iyi ama gece çok düşüyor sıcaklık. Yani üşüyor e, ciddi derecede bir soğuk evet. oluyor. Bu bakımdan soba da dağıtıyoruz. Bunların yanı sıra biz şu ana kadar bölgeye e, yaklaşık olarak işte 100 bin, 120 bin arası bir yemek elhamdülillah sıcak yemek ulaştırdık. E, binlerce litre meyve suyu takdim ettik kendilerine. Ee, sabahları çay ve simit çıkıyoruz. Şu an 40 kan devlet hastanesinin önünde çok ilgi gösteriyor kardeşlerimiz bunlara. Çünkü bölgede alışveriş yapabilecek hiçbir şey yok. O 50 kilometre civarında. Yani toplu yine bile satın alabileceğiniz bir yer maalesef ki yok. Yani, yani. Bu bakımdan bu tür ikramlar, elhamdülillah tam yerine. Yani hep şöyle bir konuşuyoruz ve biz bahsederken Bağışlarınıza doğru adres diye. Evet. Elhamdülillah doğru adresi bulmuş olduk. Evet. kardeşlerimize o imkansızlıkların altında biz o sıcak simidi ve o sıcak çayı elhamdülillah sabahları ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra e, öğlen e, yemeğini de elhamdülillah kendilerine ulaştırıyoruz. Şu an Kırkan Devlet Hastanesi'nin önünde. Bir nebzede olsa yaralara bir merhem. Elhamdülillah. Yani, evet. e, depremden kurtulmuş sağ olarak veya yaralı e, e, bir destek oluyor aslında. Bir psikolojik manda bir destek oluyor. Sizlerin varlığı, orada onlara o ikramı yapmanız, yanınızda e, durmak, yanında durmak, yanınızdayız diyebilmek de ayrıca bir güzellik ee, zaten evet. Mevla Teala ne diyor ee, benim kulum bir zordaysa bir sıkıntıdaysa onu gidermek için çalışıyorsan ve gideriyorsan da ben de seni zaten diyor e, sıkıntıya ve zorluğa sokmayacağım diye garanti ediyor evet. bunu kim söylüyor Yüce Allah Celle, Celle Celaluhu söylüyor Allah. senin bir güzel şeyin var abi ee, bir çocuğumuz bir bebek bir oyuncak bebek evet. teslim ediyor ona da kısaca bir değinebilir miyiz yani ne zaman hatırlasam evet. sözcükler boğazıma düğümleniyor benim de. Evet, şu anda gerçekten da görüntüler de var yani beni çok etkilemişti. Az önce buyur anlattığımız üzere biz depomuzda malzemelerimizi işte istiflerini ve tasniflerini yapıp ondan sonra bölgelere çıkıyoruz. Ben kolilerin içerisinde bu paketi gördüm dikkatimi çekti hemen üzerinde bir not vardı. Hı hı. Yani allah Teala razı olsun kendilerinden nasıl güzel tamam. bir aile, nasıl güzel bir çocuk yetiştirmiş ki. Elif kızımız, altındaki işte üstündeki nottan ben de anlayabiliyorum, tanımıyorum kendisini. Bursa'dan bu küçük notu bu en sevdiği bebeğine, ya. içine yerleştirmiş. Ve bir takım işte kendince elhamdülillah böyle çok kıymetli ona göre de olan çikolata, kek, bir şeyler daha koymuş ve paketin içerisine bırakmışlar. Ben de bunu özellikle aldım yanıma. Deprem bölgesinde, deprem böl kırkan köylerinde dolaşıyorduk deprem bölgesinde. Güzel bir kızımıza, depremzede bir kızımıza yaklaşık 6-7 yaşlarında bir kızımıza takdim ettim. Onun yanında onu o notu yani şu okudum kızımıza, değil mi? bu kızımıza. Şu. Yanında bu notu okudum. Yani normalde 5-6 cümlelik bir not ama yani 20 dakikada okuyabildiğim boğazıma düğümlendi kelimeler. Evet. Ya yani o kadar duygulandım ki ben Allah-u Teala'nın izniyle bizi afet bile olsa biz kardeşiz elhamdülillah. Tek yumruk oluyoruz. Bu çok mutlu ediyor bizi. Evet. Bu bakımdan orada hizmet etmenin de bizim için ayrı bir güzelliği, ayrı bir mutluluğu var. Evet. Bunun örnekleri çok aslında. Değil mi? Yani Serkan abi bu bir çocuğumuzun, bir yavrumuzun Doğrudur, e, diğer evet. bir kardeşine hiç tanımadığı depremzede kardeşimize göndermiş olduğu dualarla dolu ve en sevdiği bebeğini yani Mevla hala ne diyor? En sevdiğiniz şeyi eğer veriyorsanız, infak ediyorsanız o infaktır diyor. Küçücük yaştaki çocuğun infakına bakın evet. ve yazdığı nota bakın. Yanınızdayız diyor. En evet. sevdiğim bebeği gönderiyorum sizi diyor ve helal olsun ki onun annesine, babasına Allah razı olsun. İnşallah böyle güzel nesillerin Amin. yetişmesine de hepimiz Amin. vesile oluruz. İnşallah. Serkan abi çok da süremiz kalmadı. Evet, evet. Ee, ama orada sürekli ihtiyaçlar devam ediyor. Doğru yani hocam. mobil aşevinde işte mercimeğinden, unundan, pirincinden, etinden her şeyi sürekli eksiliyor. Peki e, bunu Buradan mı şey yapıyorsunuz tedarik ediyorsunuz yoksa evet. daha yakın illerden mi satın alıyorsunuz? Hani insanlar size pirinç mi yollasın, fasulye mi yollasın yoksa nakdi yardım mı yapılsın? Bu hususta da kısa bir bilgi alabilir miyiz? Ee, i̇yi olur. Bunu değinmekte fayda var elhamdülillah. Buyurduğumuz üzere bizler bölgede önce insanlık görevimiz bizim yani vatandaşlık görevimiz ve daha sonra malumunuz yardım kuruluşuyuz. Hı hı. Bu konuda çalışma yapan, kamu yararına faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşuyuz. Evet. Bu bakımdan biz planlayarak adım atmak zorundayız. Evet. Az önce anlattığım gibi Kırkan Devlet Hastanesi'ne 50 kilometre mesafede bir depo oluşturduk. Bütün yardım malzemelerinin önce orada istifin planlamasını yapıyoruz. Ve günlük plan ahçılarımızın günlük planlamasına göre de oraya peyderpey pey malzeme hmm. e, çekiyoruz. Şimdi e, aynı bağışların e, birçoğu Allah Teala razı olsun kendilerinden çok faydası oluyor bize. Evet. Ve tabii biz e, belli miktarda belli e, alımlar yaparak yani belli sınırlı alımlar yaparak tam destek olmuş oluyor oraya. Yani işte cinsi değişmeden erken mi pişer ahçılarının öğrendiğim bilgilere göre konuşuyorum tabii. ben de. E, bu bakımdan bizim satın almamız biraz daha uygun oluyor aslında bunları ama Hı -hı. tabii ki biz bağışçılarımız Allah Teala razı olsun kendilerinden e, hangi şekilde yardım etmek isterlerse çok önemli bu Hı -hı. tamamen bu işler malumunuz bağışla dönüyor. Evet. Tamamıyla bunlar bağışla Çünkü dönüyor. Çünkü o bölgede yani para verip de bir alacağınız market bir evet. lojistik merkezi yok kesinlikle. E, hayalet şehre dönmüş birçok şehir. Dolayısıyla e, bu hususta bütün tedariki bizi buradan yapıyoruz. Yetişebildiğimiz evet, nakdi yardımlar depoludur. biraz daha anlamlı Doğrudur. Oluyor, bu sanki. bakımdan biz acil yardım yazıp 1466'ya SMS göndererek de bağışta bulunabilirler. Bunun yanı sıra resmi internet sitemize girerek de oradan da depremle alakalı ayrıntılı bilgiler mevcut. Hı -hı. Gene telefonla bilgi almak isterlerse bu konuda 920 0212 alan kodu ile 923 1 923 numaralı telefonu da bağışçılarımız gönül rahatlığıyla arayabilirler. Çok güzel. Ee, sanıyorum programımızın sonuna geldik. 3-4 dakikamızın daha olduğunu söylüyor sevgili yönetmenimiz. Ee, tabii kapanışımızı da inşallah bu bağış gecesinin tanıtımıyla yapacağız. Ee, Serkan abi sen görevi tekrardan geri alacaksın, gideceksin. Doğrudur. Bu dinlenme süreci değil aslında. Burada da çalışmalar, faaliyetleriniz devam ediyor. Evet. Hangi gün tekrar geri döneceksiniz? Yani kısmet olursa önümüzdeki hafta Cuma günü dönmeyi inşallah niyet ettik. Evet. Peki hani şöyle bir ön yargı vardı genelde toplumda. İşte ya bu STK'lara ne ihtiyaç var? İşte bunlar ne kadar çok? Bunlar ne iş yapıyor ki? E diyorlardı. Aslında cevabı bu deprem bölgesinde verildi mi? Elhamdülillah verildi. Hatta cevabı oradaki halkımız verdi. Evet. Yani bizimle kucaklaştılar, kaynaştı. Gönül gönüle yani orada bir porta çizdik biz, elhamdülillah. Yani bunun cevabını ederek oradaki depremde de kardeşleriz. Ama vardır. bireysel bir şey yapmamak gerekiyor değil mi? Yani e, bu başına buyruk... doğru. bir şey hangi dernek olursa evet. olsun dolayısıyla siz orada gördünüz 17 senedir he, bir e, afat zaten koordine eden. Doğrudur. Bu e, koordineye bağlı olarak yapmak gerekiyor ki ya yani nokta atışı olsun. Öyle mi? Tabii ki hem israfın önüne geçiliyor. Bakın bu çok önemli. E, i̇lk günlerde e, Allah Teala razı olsun kendilerinden iyi niyetli bir şekilde yapıldı ama tırlar dolusu ekmek gelmeye Hı -hı. başladı. Evet evet. evet. Birçoğu gece sıcaklık eksi 22 dere derecelere düşüyordu ve dondu. E, donduktan sonra ertesi gün tüketilmemeye başlandı. Evet, elhamdülillah evet. israf olmadı. Biz bir çiftlik orada bir yani ettik orada e, kullanıldı Hı -hı. ekmekler. Çöpe atılmadı Elhamdülillah. Ama yani bunlar biraz daha planlanarak işin e, sahadaki e, gerek afat görevlileri olsun gerek kızılay göre veya ciddi manada çalışan bir sivil toplum kuruluşu olsa bile danışarak onlara hareket etmekte allah Teala'nın izniyle çok büyük fayda görüyorum ben. İnşallah. Peki Serkan abi son cümlenizde varsa onu da alalım. Kapanışımıza geçeceğiz inşallah evet. abi. Ee, en başından beyan ettiğimiz üzere bu ciddi büyük bir afet. allah Teala Teala Celle Celaluhu bizlere tekrarını göstermemesi abi. temennisindeyiz. Lakin madem böyle bir afete maruz kaldık bizler birlikte yani kardeş kardeşlik ruhu ile hep birlikte bu depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bu göreve talibiz ve sahada hali çalışıyoruz. Bu bakımdan bağışların ve desteklerin önemi çok büyük. Hı hı. Kaliteli bir şekilde, sağlıklı, israfa sebep olmadan yerine ulaşmak için evet. Sahada çalışan ve ciddi derecede o bölgede çalışıp ihtiyaçları belirleyen kurumlarla e, istişareli hareket edilirse bu bakımdan bu tür bağışların elhamdülillah önemi çok büyük. Ben buradan seslenmek istiyorum bir kez daha. Depremzede kardeşlerimize mümkün olduğunca e, bu işin ehli e, bu şekilde çalışmaları yürüten e, kurumlara şekilde. evet e, bizzat e, danışmalarını, böyle hareket etmelerini rica ediyorum. Bu çok önemli. Biz sahada bunun çok yaşadık eksikliklerini yani bilinçsiz yollanan dağıtımla orada çok zorlanan üst üste gelen şeylerle çok karşılaştık. Tabii ki bu duyarlılıktan böyle aşırı duyarlılıktan oluyor. Yani şöyle oluyordu. de bir şey olabilir mi Serkan abi? Öngörülemez bir şeydi. Yani on evet, bir ilin etkilenmesi, kesinlikle. bu depremde yıkımların evet. ve can kayıplarının olması öngörülmüyordu. Dolayısıyla Doğru, insanlar evet. bireysel olarak acaba ben de bir taşı kaldırıp bir canlıyı kurtarabilir miyim düşüncesiyle yapıldı ama e, tabii ki güzel bir şey ama koordineli olursa çok daha isabetli olur diye düşünüyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz abi. Mevlam gayretlerini sizin ve sizin nezdinizde bütün Haydar çalışanlarına, Haydar gönüllülerine ve bağış yapanların gayretlerini daha da çok kuvvetlendirsin. İnşallah Amin. ecirlerini de Amin. ahirette alacağımıza. Ben teşekkür ediyorum. Onuruz. Böyle bir fırsat verdiğiniz için, e, sahadaki olma. çalışmalarımızı Her anlatma zaman... imkanı tanıdığınız için ben Lale Gül ailesine ayrıca teşekkür Her ediyorum. Zaman. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Cümlemize inşallah. Değerli izleyenlerimiz e, Hayder'in telefon numaralarını hatırlatalım 0212 alan koduyla 9231 923'ten e, burada konuşamadıklarımız var. Daha doğrusu anlatamadıklarımız var. Çok daha detaylı bilgiyi bu numaradan ulaşabilirsiniz. Gerek e, internet sitesinden gerek e, 1466'ydı acil yazıp doğrudur e, bağışta bulunabiliyorsunuz. E, inş Ekranın altında da şu anda görüyorsunuz bu numaralardan iletişime geçebiliyorsunuz. Mevlam, Serkan abimizin de dediği gibi, inşallah böyle bir büyük sınavla, büyük bir afetle, e, ümmet coğrafyasını, dünyanın neresinde olursa olsun. Bugünkü yine Tacikistan'da da oldu. Yedinin üzerinde henüz bir rakam verilmedi. Neler olup bittiğine dair henüz bir bilgimiz yok. Oradakilere de Mevlam inşallah yardımcısı olsun. Onlar da çünkü bize de koştular Tacikistan'dan. Arama kurtarma ekipleri birçok canın kurtarılmasında emekleri var. Allah bu emeklerini de zayi etmesin diyoruz. İnşallah başka bir programda görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olunuz. bağış gecesinin tanıtımıyla veda ediyoruz. Türkiye'nin çok sevilen hoca efendileri deprem özel bağış gecesi programında buluşuyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilimizin etkilendiği deprem afeti sonrasında Hayder, İlk Seç Vakfı, Kıyamder, Lale Gül Vakfı ve Sultan Derin destekleriyle depremzede vatandaşlarımız için bağış gecesi düzenliyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi, Mehmet Dali Hoca Efendi, Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi, İsmail Hünerlici Hoca Efendi, Ali Ulvi Uzunlar Hoca Efendi, İhsan Şen Ocak Hoca Efendi, Profesör Doktor Ebu Bekir Sofuoğlu ve Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil'in katılacağı Deprem Özel Bağış Gecesi programı 25 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.30'da Lale Gül TV'de canlı yayınlanacaktır. Detaylı bilgi için 0212 923 1923'ü arayabilirsiniz.